gözümün nurları. Siz geldiniz. Hocanız Kadir Gümüş de geldi. O zaman hemen başlıyoruz. Bak, isim çekimeklerini gördük, çok önemliydi bizim için. İsme geliyordu ve ismin anlamında bir değişiklik yaratmıyordu, değil mi? Şimdi geldik fiil çekimeklerine. Bunlar da fiile gelecek. Ama fiilin anlamında hiçbir değişiklik yaratmayacak. Bunları fiillerde ayrıca göreceğiz. Ama şu anda da önemli bir şekilde görmemiz gerekiyor, tamam mı? Bir önce göreceğiz, fiillerde tekrar göreceğiz. Hadi bakayım, şimdi hemen başlık atıyorum. Bak, en sevdiğim yer beyaz tahta. Ve buyurun, fiil çekimekleri. Bunlar fiillere gelecek gençlerim ve fiilin anlamında zerre miktar değişiklik yaratmayacak. Bunlar nelerdir? Bana bakın. Bir fiil var ya, bir fiil. Tamam. O Recep'in bir tane fiil var ya, bir fiil. Var mı? Var. Şimdi iyi bakın. Buna bir tane kipik gelecek. Aa! Kipik. Bak, anlamı değiştirmeyecek. Göreceğiz. Ve kip ekinden sonra şahıs eki gelecek. Şahıs ya da diğer adıyla kişi eki. Şahıs eki deseniz de olur, kişi eki deseniz de olur. Bu gelecek. Ve bunlar sözcüğün anlamında zerre miktar değişiklik yapmayacak. Sadece fiili kimin yaptığını bildirecek şahıs eki. Yani ben şahıs eki sayesinde o eylemi kim yaptı? Bunu öğreneceğim. Kip eki sayesinde de atıyorum haber kipi ise bu işler ne zaman yapılmış? Ya da direkt kipi ise bununla alakalı tasarı nedir? Gereklilik mi bildiriyor, şart mı bildiriyor? Ama fiilin anlamında hiçbir değişiklik olmayacak. O zaman ben bunlara çekimek edeceğim. Şu an öncelikle bilmemiz gereken bu. Ben bunlara çekimek edeceğim. Şimdi hep beraber kendinizi lütfen bana bırakın arkadaşlar. Tamam mı? Bak, önce kipeklerini tanıyalım. Kipeklerini görürken de kipeklerin içinde şahıs eklerini göreceğiz. Tamam mı? Şimdi kipekler. Bir, ben ilk önce haber kiplerinden bahsedeceğim size. Haber kipleri. Bunlar zaman bildirecek. Haber kiplerinden sonra da ben size dilek kiplerini anlatacağım. Bunlar da zaman bildirmeyecek. Bana arkadaşlar tasarı bildirecek. Haber kipleri şunlardır. Bak, A. Görülen geçmiş zaman. Dıdi. B. Duyulan ya da öğrenilen geçmiş zaman. Mışmış. Şimdiki zaman. Yor. Şimdi bunları yazacağım ya da maktam ekle. Gelecek zaman. Acak, ecek. Ve son olarak geniş zaman. R, R, R. Olumsuz da mazmez. Dilek kiplerde ne olacak arkadaşlar? A. Gereklik kipi. Malumeli. B. Şart kipi. Sase. C. İstek kipi. AE. Ve emir kipi. A. Bunun eki dahi olmayacak. Yani ortalıkta bir ek dahi olmayacak. Şimdi hep beraber bakalım. İlk önce arkadaşlar haber kipleri. Bana zaman bildiren haber kipleri. Eylemin yapıldığı zamanı bildirir. Bir eylem var ortada ve bu eylemin yapıldığı zaman dilimi hakkında bana bilgi verir. O zaman madem zaman dilimi hakkında bilgi verir, benim zaman çizelgem olur değil mi? Aa, bu benim zaman çizelgemdir. Hepimizin istesek de istemesek de karanlıkta bir geçmişi vardır. Doğru mu? Bazısı güzeldir, bazısı kötüdür. Şu an benim size baktım, sizin bana baktığınız şimdimiz var. Bir de arkadaşlar Allah hepimize uzun ömür versin, yaşayacaklarımız, geleceğimiz vardır. Gerçekten bunlar da yer alır. Gelin bakayım, o zaman buradan yukarıdan koyacağız, bunları yerleştireceğiz. Görülen geçmiş zaman diyor. Aa, eylem nerede yapıldı? Geçmişte yapıldı. Tamam. Ve geçmişte yapılan bu eylemi sen ne yaptın? Gördün, gördün, gördün. Bak, hop, geçmiş. Buyurun, dıdı. Gördük mü? O zaman görülen geçmiş zaman nedir? Dıdıdır. Bak, şimdi hep beraber bakın. Hop! Bir fiil yazdım. Gelmek fiil. Hadi bakayım. Görülen geçmiş zamanı getirdim. Dıdı. Hop! Bak, işimizi kolaylaştırmak amacıyla böyle yazıyorum. Şimdi bunların arkasına ne gelecek arkadaşım? Direkt olarak bu görülen geçmiş zamanı. İlyas Hoca geldi. İlyas Hoca ne zaman geldi? Geçmişte geldi.
Ve sen İlyas Hoca'nın geldiğini gördün. Geldi. Gözünün önünde oldu. İlyas Hoca öldü. Gözünün önünde ölecek. Tamam mı arkadaşlar? Bu ölmeyi ne yapacaksın? Görmüş olacaksın. O zaman geçmişte yapılmış ve ben görmüşüm. Geçmişte yapılmış, İlyas Hoca geldi. Geçmişte yapılmış ve ben görmüşüm. Bu görüne geçmiş zaman. Peki, gelmenin anlamı da bir değişiklik yarattı mı? Yaratmadı. O zaman yapım ekibi çekim ekibi mi? Çekim ekibi. Tamam. Şimdi arkasına şahıs ekleri gelir. İşi kimin yaptığını. Geldim, ben yapmışım. Geldin, sen yapmışsın. Geldi, o yapmış. Aa, üçüncü tekil boş. Geldik biz, geldiniz siz, geldiler onlar. Gördük mü? Hemen yazıyorum. Ben buraya birinci tekil şahıs ya da kişi eki. Bu ikinci tekil şahıs ya da kişi eki. Buna ek yazmıyorum. Sadece üçüncü tekil şahıs da boş. Emir ki bariç hepsinin üçüncü tekil şahıs böyle boştur. Sonra birinci tekil şahıs eki bu. Bu da ikinci tekil şahıs eki. Ve bu da üçüncü tekil şahıs eki. Gördük mü? Evet. Peki bunlar da benim için o zaman şahıs ekiymiş. Peki bu şahıs ekleri sözcüğün anlamında bir değişiklik yarattı mı? Yaratmadı. O zaman çekim ek. İşte ben size bunu göstermek için yazıyorum. Tamam mı? Çünkü gelmek fiilinin anlamında hiçbir şey. Mesela ben geldim dediğim zaman uçtum mu anasını satayım? Hayır. Ben hiçbir değişiklik ne yapmadı? Yaratmadı. Bu yüzden ben buna neye gideceğim? Çekim ek gideceğim. Yalnız bir şeye dikkat eder misiniz? Bunlar fiil çekim ekidir. Çünkü fiile gelir. Bakın hep beraber hemen bir örnek soru gösterin. Tamam, hadi. Aşağıdakilerden hangisi larler fiil çekim eki olarak kullanmıştır? Bak şimdi. Larleri kullanıyorum. Araba, isim, arabalar. Burada çoğul eki. İsme geldiği için isim çekim ekidir. Bak, geldiler. Gelmek fiil kökü. Dıdı ne ekidir arkadaşlar? Kip eki. Larler kipekinden sonra geldiği için şahıs ya da kişi ekidir. Fiile geldiği için fiil çekim ekidir. Şimdi larlerleri ilk önce yuvarlak içine almak istiyorum izninizle. Arkadaşlar, misafirler, boyalar, bekliyorlar. Cevabı buldunuz bile zaten. Taraftarlar. Şimdi iyi bakın. Ya da takımlar. Dün akşamki partide arkadaşlarımızı görmeyin. Arkadaş. İsim. Bu isme gelmiş. İsmin çoğulluğunu bildirir. Bu isim çekim ekidir. Bana hangisi fiil çekim ekidir demiş. Tamam mı? Bu isim çekim ekidir. Yani çoğul ekidir. Misafirler. Gördünüz mü? Evet. O zaman bu da isim çekim ekidir. Çoğul ekidir. Bak. Boyalar. Pastel boya. Malzeme. O zaman bu da isim çekim ekidir. Çoğul ekidir. Taraftar ve takım. Bunlar da isimdir. İsim çekim ekidir, çoğul ekidir ama bekliyorlar. Bak biraz sonra yorun da arkasına geleceğiz. Bekleyor, ünlü daralması ve lar kip ekinden sonra gelmiş. Biraz sonra yor kip ekini göreceğiz. O zaman şahıs ekidir. Demek ki farklıdır. Yani larler farklıdır. Buradaki larlerle de z. Demek istediğim o. İşte hem akıllı tahta hem beyaz tahta aynı stüdyoda olduğu zaman ikisini birden ne güzel soruda görebiliyoruz örnek sorumuzda. Tamam mı? İkincisine yazdım hemen. Duyulan ya da diğer adıyla öğrenilen, başkasından öğrenmişim geçmiş zaman. İşlem ne zaman yapılmış? Geçmişte yapılmış. Ama ben geçmişte yapılan bu eylemi görmedim. Bana başkası söyledi. Selim geldi söyledi. Tamam mı? Mesela İlyas Hoca, bak Selim'den duydum. O zaman İlyas Hoca ölmüş. Görmedim. Geçmişte olmuş. Ben görmedim. Ölmüş dedim. Ya da İlyas Hoca geldi buraya. İlyas Hoca geldi. Lan adamın da üstüne neler dedik ha. Bak. Ah. Miş. Bak yazdım. Hop. Bu hangi zamandır? Duyulan geçmiş zaman eki. Evet. Kipeki bu. Şimdi arkasına kişi ekleri getireceğim izninizle. Hadi. Ben gelmişim. Sen gelmişsin. O gelmiş. Biz gelmişiz. Siz gelmişsiniz. Onlar gelmişler. Kip ekinden sonra geldiğine göre bunlar şahıs ya da kişi eki. Peki bunlar sözcük anlamında bir değişiklik yarattı mı yaratmadı? O zaman çekim eki. İşte bitti. Çekim ekini görmek için yazıyoruz. Üç. Ne yazıyorum hemen? Şimdiki zaman. Hemen şuraya, buraya miş yazmıştım. Buraya da şimdiki zaman. En çok yor kullanılır ama bazen de
makta, mekte kullanılır. Bak, şimdi yazdım. Gelmek fiili. Hop. Geliyor. Bak, al. Yor burada nedir gençler? Şimdiki zaman ekidir. Şimdiki zaman. Hadi bunun arkasına izninizle arkadaşlar kişileri getiriyorum. Ben geliyorum. Sen geliyorsun. O geliyor. Biz geliyoruz. Siz geliyorsunuz. Onlar geliyorlar. Aa, bunlar da arkasına kimin yaptığını bildirdi. Şahıs ya da kişi ekidir. Doğru mudur? Birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil yine boş. Gördüğünüz gibi. Bunlar da ki peki bir çekim ekidir. Bu da bir çekim ekidir. Fiile geldiği için fiil çekim ekidir. Hikaye bu. Bir de maktamekte var demiştim. Evet. Gelmekte. Bak. Yazdım onu da gelmekte. Hadi. Arkasına kişi eklerini getirin. Ben gelmekteyim. Sen gelmektesin. O gelmekte. Üçüncü tekil boş. Biz gelmekteyiz. Siz gelmektesiniz. Onlar gelmekteler. Gençler bu ne ekidir? Şimdiki zaman eki. Çok güzel. Bunlar da arkasına gelmiş. Ne eki arkadaşlar? Şahıs ya da kişi eki. Peki bunlar fiile geldi. Fiilin anlamında bir değişiklik yarattı mı? Yaratmadı. O zaman bunlar da ne ekidir arkadaşlar? Söyleyin bana. Direkt olarak çekim eki olarak karşımıza çıktı. Gördük mü? Evet. Şimdi dördüncü kipimiz. Hemen yazayım izninizle. Gelecek zaman. Gelecek zaman nedir arkadaşlar? Acak ecektir. Acak ecek. Daha eylem yapılmamış. Nerede yapılacak? İleride. Bak şimdiki zamana yor ile maktamekte yazdım. Ve gelecek zamanda ileride olduğuna göre acak ecek yazdım. A. Gelmek fiil kök. Buyurun. Hemen yazdım. Gelecek. Şimdi arkasına hemen izninizle kişek yazıyorum. Evet. Ben geleceğim. Sen geleceksin. O gelecek. Üç boş. Biz geleceğiz. Siz geleceksiniz. Onlar gelecekler. Bunlar ne ki hocam derseniz bu gelecek zaman. Tamam. Buna ne ki arkadaşlar? Söyleyin bana. Şahıs kişi eki. Artık şahıs kişi ekini yanlış yapmak yok. İyice öğrendik. O zaman bunlar yapım eki midir, çekim eki midir? Söyleyin. Çekim eki. Gelmenin anlamıdır. Değişiklik yaratmadı. Bitti. Bak al. Beş geniş zaman. Aa, her zaman yapılan bu eylem. Geçmişte de yapılıyor. Şimdi de yapılıyor. Allah ömür versin. Ömrün olursa gelecekte de yapılacak. Yani geniş bir zamanı kapsıyor. Geniş bir zamanı kapsıyor. Bu da nedir? RRR'dir. Bakın hemen yazıyorum. Gelmek bir fiil. Hop. Gelir. Tamam. Şimdi arkasındaki şeklerini getir. Ben gelirim. Sen gelirsin. O gelir. Biz geliriz. Siz gelirsiniz. Onlar gelirler. O zaman bu ne ekidir arkadaşlar? Geniş zaman eki. Bunlar ne ekidir arkadaşlar? Arkasına geldiği zaman şahıs kişi eki. Peki bunlar yapım eki midir, çekim eki midir? Tabii ki çekim ekidir tosunum. Tabii ki çekim ekidir. Neden? Çünkü gelmek anlamında hiçbir değişiklik yaratmadım. Sadece olumsuzluğunda bir sıkıntı vardır. Mesela bundan olumsuzu çok kolay. Geldi, gelmedi, mame koyarsın. Gelmiş, gelmemiş, mame koyarsın. Geliyor gelmiyor ünlü daralması oldu mame. Gelmek de gelmemek de. Gelecek gelmeyecek. Bununkinin önüne mame koyamazsın. Çünkü bunun olumsuzu direkt olarak farklı bir ektir. Maz mezdir. Bakın hemen bunun olumsuzunu göstermek istiyorum izninizle. Gelmek, gelmek, gelmek. Gelmek, bak burada atalarımızdan bize miras kalan bir şeyi daha görmüş olacaksın. Mez, 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 mez. Birinci kişilerde. Ben gelmezem. Sen gelmezsin. O gelmez. Biz gelmeziz. Siz gelmezsiniz. Onlar gelmezler. Vallahi orijinalini yazdım şu anda. Bunlar geniş zamanlı olumsuzu. Bunlar da arkasına gelen ne eki? Şahıs, kişi, eki. Peki bir şey söylemek istiyorum sana. Birinci kişiler de Z'ye düşüyor. Ben gelmezem değil, ben gelmem. Atalarımız hep gelmezem der. Tamam mı? Birinci kişi yine şurası. Şurası birinci tekil. Burası ikinci tekil. Burası üçüncü tekil.
Burası birinci çoğul, şurası ikinci çoğul, burası üçüncü çoğul. Bak birinci kişilerde z'ler düşüyor. Yani ben gelmezem yerine ben gelmem diyorum. Burada da biz gelmeziz yerine biz gelmeyiz araya kaynaştırma giriyor. Tamam mı? Yani burada da böyle bir durum oluşturuyor. Demek ki bunlar fiil çekim ekleri. Anlaşıldı mı? Fiil çekim ekleri. Demek ki kip ekleri. Kip eklerin arkasına da ne ekleri geliyor dikkat ettiyseniz? Şahıs ekleri geliyor değil mi? Şu an ilk defa tahtanın silimine şahit olacaksınız. Hani bazen tahtayı silerken böyle kesiyoruz. Size izletmek istemiyoruz. Ama izlemek isteyen varsa da hemen onu izletelim. Buyurun gençler. Böyle siliyoruz. Ama şu an canlı sildiğimiz için arkadaşlar muhteşem bezlerimizle bir derin temizleme yapmıyoruz. Normalde bizim muhteşem bezlerimiz var. Bezlerimizle de derin bir temizleme işlemi yapıyorduk burada ıslatmalı bir şekilde. Bak bu sefer olmadı. Hadi yarım yamalak olsun hadi bakayım burada da. Tamam. Şimdi bakın. Demek kip ekleri bir çekim ekiymiş. Haber kiplerini gördük mü? Şimdi de direk kiplerine bakalım. Bakın şimdi ikinci kiplerimiz zaman bildirmeyen ne kipleridir arkadaşlar? Dilek kipleri. Yine kip eki getireceksin arkasından şahıs eki getireceksin çekim eki diyeceksin. Ya, olayımız bu ya. Güzel bir şekilde bunu anlayacağız. Bak al birincisiyle başlayalım. Al, hangi kip diyorum ben? Gereklik kipi. Gereklik kipi nedir dersem sen diyeceksin ki bana. Öğretmenim çok kolay nedir? Malım eli diyeceksin. Malım eli benim gereklik kipim diyeceksin. Al gelmek fiilini yazdım. Hemen buraya kocaman bir malım eli yazdım. Gördük mü? Evet bak yazdım. Şimdi arkasına hemen kişi getiriyorum. Ben gelmeliyim. Sen gelmelisin. O gelmeli. Biz gelmeliyiz. Siz gelmelisiniz. Onlar gelmeliler. Hoppala. Şimdi sana soruyorum. Bu gereklik kipi değil mi? Tamam. Bunlar da arkasına gelen şahıs kişi ki değil mi? Evet. Peki bunlar gelmenin anlamında bir değişiklik yarattı mı? Yaratmadı. O zaman ne ekidir? Çekim ekidir. Bitti. Hikaye bu. A. B. Şart kipi. Şart kipi nedir? Sase'dir. Tamam. Hadi beraber yapalım. Gelmek fiilini yazdım ben. Tamam. Hop. Gelse. Buyurun. Ne kipidir gelse derken? Şart kipidir. Çok güzel. Arkasına da şahıs eki getiriyorum. Ben gelsem, sen gelsen, o gelse. Bak üçüncü boş. Biz gelsek, siz gelseniz, onlar gelseler. Yavru kurtlar. Bunlar nedir? Hop. Şahıs kişi ekidir. Peki gelmenin anlamında bir değişiklik yarattı mı? Yaratmadı. Çekim eki. Bak kafanıza vuruyorum. Bunların çekim eki olduğunu unutma. Sonra çok kullanılmayan bir kipimiz var. Çok kullanılmaz. İstek kipidir. A-E. O yüzden teker teker bütün kişileri yazacağım. Bak ben, sen, o, biz, siz, onlar. A-A. Bunlar çok kullanılmaz ki gençler. Bakın. Gelmek, 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 gelmek. Şimdi istek kipi A-E ya. A-E'den hangisi uyuyorsa getireceğim. E ünlü uyumuna girdi. E uydu. Bak evet. Şimdi arkasına şahıs ekleri getireceğim. Ben geleyim. Sen gelesin. O gele. İçinci hiç kullanmıyoruz değil mi? Ama sen kullanıyor. Var. Gele. Evet onun gelmesini istiyorum. Biz gelelim. Siz gelesiniz. Onlar geleler. Bunlar neredeyse hiç kullanmıyoruz. Evet. Ama kullanmamamız var olmadığı anlamına gelmez. O zaman bu ne kipi? İstek kipi. O zaman buna ne eki? Şahıs kişi eki. Peki yapım ekibidir, çekim ekibidir söyleyin bana. Direkt çekim eki. Sözcüğün anlamında değişiklik yaratmaz. En temizine geldik. Tertemiz. Emir kipi. Emir kipi. Emir kipinin aha ekip eki yok. Gördünüz mü? Emir kipinde ekmek hiçbir şey yok. Bana bakın. Ben... Sen, o, biz, siz, onlar yazdım ya. Bakın, hop, birinci kişileri karaladım. Niye? Lan insan gerizekalı mı kendini emredecek? Ben kendime emir veriyorum dışarıdan. Kadir tahtaya doğru git. Kadir elini kaldır. Kadir yaz. Hadi, Kadir yaz. Kadir nefes al. Kadir dur. Lan yok böyle bir şey.
Emir kipinde birinci kişilerde ben ve bizde yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Birinci tekille birinci oğulda yoktur. Hadi bakayım şimdi geldik. Emir kipinde ne yok demiştim ben size? Ek yok. Yani kip eki yok. Yani burada emir kipi eki yok. O zaman çekim eki de diyemezsin. Niye yapamam eki de? Ama arkasına şahıs eki gelir. Bakın sen gel. Aa ikinci tekil kişi. O da kullanılmadı. O gelsin. Aa üçüncü tekil şahıs kişi eki Allah razı olsun kullanıldı. Bak hepsinde üçüncü kişi boştu. Bundan öncekilerde de burada üçüncü kişi doludur. Hadi bakayım siz gelin onlar gelsinler. Gördüğünüz gibi sadece şahıs eki kullanıldı. Peki bu kullanılan şahıs eki yapım eki midir, çekim eki midir? Çekim ekidir. İşte hikaye bu. O zaman arkadaşlar ileride fiillerde göreceğiz. Ama herkes iyice şunu anladı mı? Bunlar yapım eki miymiş, çekim eki miymiş söyleyin bana. Direkt çekim eki. Fiil çekim eki. Çünkü fiilin anlamında değişiklik yaratmadı. Hikayemiz bu. Buradan alacağınız budur. Anlaşıldı mı? Evet. Selim Bey kaç dakikamız oldu? 21 dakikamız. O zaman hemen bir soru ve ondan sonra yapı konusuna geçelim izninizle. Hadi. Yani yapım eklerini göreceğiz bu sorudan sonra. Eklerden hangisinin örneği yoktur demişiz. Bak. Görülen geçmiş zaman neydi? Dıdi. Geniş zaman neydi? RRR. Geniş zaman olumsuz neydi? Mazmes. Evet. Gelecek zaman neydi? Acak, ecek. Duyulan geçmiş zaman neydi? Mışmış. 2 yıl sonra da İzmir Lisesi'ne gönderildi. Divar. Görülen geçmiş zaman kullanıldı. Şahabettin Süleyman arkadaşı buradan gelir. R var. Geniş zaman kullanıldı. Ama öğrenimin tamamlayamaz. Maz. Geniş zaman olumsuzu kullanıldı. Babası da öğrenime başlamadan ölmüş. Müş. Duyulan geçmiş zaman kullanıldı. İkbal Hanım'da satılacak mücevherleri kalmamıştı. Mış. Duyulan geçmiş zaman var. Demek ki gelecek zaman yok. Peki hocam satılacak mücevher derken niye ona gelecek zaman demediniz? İşte onun cevabını şimdi vereceğim. Bak satılacak mücevher. Tamam mı? Satılacak mücevher. Bunun devamında bir konu göreceğiz. Aslında fiillerde ama ön bilgilerini vereceğim. Nasıl mücevher? Satılacak mücevher dediğin için bu bunu sıfat yaptı. O zaman bu anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Tamam mı? Ölme isim geldi. Ama şöyle olsaydı. Yüklemde olsaydı. Mücevherler yarın satılacak deseydi. Yüklemde. O zaman bu gelecek zaman olurdu. Buradaki gelecek zaman değil. Sebebi de budur. Cevap Denizli dedim. Anlaştık mı? Şimdi ne yapacağım? Tahtamı sileceğim. Ve sonra arkadaşlar akıllı tahtamdan hemen yapım eklerine başlayacağım. Yapım ekleriyle alakalı bazı hususları da burada vereceğim. Hem beyaz tahta kullanacağım hem akıllı tahta kullanacağım. 10 numara 5 yıldız biçimde her şeyi görmüş olacağız. Fiilim siler fiilin konusu ama orada biraz da hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü en azından burada anahtar bazı hususları görmüş olacağız. Tamam mı? O zaman hemen tahtamı sileyim. Yapım ekleri. Bunları aynı videoda olsun dedim fiil çekim ekleriyle. Çünkü fiil çekim ekleri biz çok görmedik. Şimdi çekim ekleri sözcüğün anlamını türünü değiştiriyor muydu? Değiştirmiyordu. Aa yapım ekleri. Gençler yapım ekleri sözcüğün anlamını ya da türünü ne yapar arkadaşlar? Değiştirir. Bak şimdi buraya bakar mısınız? Tür değiştirir derken kastımız ne? Atıyorum ismi fiil yapar ya da fiili ne yapar? İsim yapar. Tamam mı? Gelin bunları hemen teknolojik olarak akıllı tahtamızdan beraber bir irdeleyelim değil mi? Bak yapım ekleri. Sözcüğün anlamını, türünü ne yapıyordu bu yapım ekleri? İstediği gibi değiştiriyordu. Bak bir, isimden isim yapım ekleri. Bir isimden farklı bir isim yapacak. Şimdi hep beraber bakın. Tuzluk. Bak tuz bir isim. Ya bunları ezberlemenize gerek yok. Sadece mantığı anla. Bak gerçekten anlamı değiştiriyor. Tuz bir isim. Tuzluk dediğin zaman ne oluyor bu? Direkt olarak arkadaşlar tuzun içine konulduğu madde. Bak anlam değiştirdi. Acı, acılı. Acı içinde bulunan demek acılı. Türk bir ırk, Türkçe onun konuştuğu değil. Türk bir ırk, Türkmen onun bir kesme. Kum bir madde, kumsal,
bunun deniz kıyısında tatil yapmak için gittiğin yer. Sarı, sarımtırak. Yani sarıya nedir? Yakın, sarıdan ton olarak aşağıda anlamını veriyor. Bakın, ya da beyazımsı. Bak o da ımsimsi. Beyaz, beyazımsı. Beyazdan ton olarak aşağıda. Göz, ya organım. Gözcü, arkadaşa gözetleme işini yapan kişi. Tuz, evet bir madde. Tuzsuz, onu içinde barındırmayan. Bak anlamı değiştiriyor. Ben, ben kişi. Bencil dediğin zaman sadece kendini düşünen. Yol, bildiğimiz, gittiğimiz, üzerinde yürüdüğümüz yer. Yolcu, yürüyen kişi. Yol, bildiğimiz, üzerinde yürüdüğümüz yer. Yoldaş, benimle beraber giden kişi. Bir, bildiğimiz bir. Ama birinci dediğin zaman en başta olan. Bir, bildiğimiz bir. Ama birer ya da ikişer dediğin zaman onun üleştirilmiş, herkese dağıtılmış hali. Kedi, kedicik. Bak sevgi anlamı katıyor, gördünüz mü? Bunlar yapım ekidir. Bunu şöyle de çizebilirsin, biliyor musunuz? Benim anlattığım çekimeklerin hepsini anladın mı? Anladın. Ara dışına kalanların hepsi yapım ekidir. Tamam mı? Bak, ah sabah, sabahleyin. Bunlar hep nedir? Yapım ekidir. Bak düşün. Burada şuna dikkat et. Bak, mesela şuraya bak. Bunlar isim mi? İsim. Bak. Hop, yepyeni bir isim yapıyor. O zaman ben isimden yepyeni bir isim yaptığı için ben bunları isimler isim yapmak edeceğim. Çünkü anlamı değiştiriyor. Çekim ekinin dışında kalan bu eklerdir. Şimdi burada ben beyaz tahtamda bazı şeyler göstereceğim size. Tamam mı? Bak iki tane kavram göreceğiz burada. Herkes iyi dinlesin. Bak sözcüğün en küçük parçasını anlatmıştım. Mesela Türk. Bak mesela iki. Bak bunlar daha küçük parçaya iner mi? İnmez. Değil mi? Mesela tuz. Yine tuz. Yine ev. Neyse. Bunlar sözcüğünün küçük parçası değil miydi? Kök. İsim kök. Tamam. Sözcüğün en küçük parçası kök. İsim kök. Şimdi ben bunları yapım ek getiriyorum. Biraz önce gösterdiğim isimden isim yap. İki farklı da getirebilirsin. Türkçe. Irkın konuştuğu dil. İkinci. Baştan bir değil iki. İki dersen bildiğimiz sayı olanı ikinci dediğin zaman sıraya koyuyorsun. Tuzlu. Tuz içinde bulunduran, tuzsuz, tuzu içinde bulundurmayan, ev bir madde ama üzerinde içinde yaşadığımız yer ama evli, ooo artık evlenmiş kişi anlamına gelir. O zaman ben yepyeni bir isim yaptım mı? Yaptım. Bunlar isimden isim yapmak ki değil mi? Altın çizdiklerim. Ya sonuçta yapım ek kardeşim. Tamam. Yapım ek almış değil mi? Yapım ek aldıkları için gövdedir. Ve bir sonraki yerde göreceğim. Bunlar yapım eki aldıkları için nasıl sözcüklerdir arkadaşlar? Türemiş sözcükler bak. Yeni bir kavram gördük. Anladınız mı? Demek ki yapım eki alırsa gövde. O zaman şöyle diyorum. Kök artı yapım eki eşittir. Nedir gençler? Gövde. Peki bir kavram daha var. Herkes baksın bana. Kökten türemiş sözcük. Bak, türemiş olduğuna göre yapım eki almış. Türemiş demek yapım eki almış demek. Nereden türemiş? Kökten. Aa, kökten türemiş sözcük sadece bir yapım eki almış sözcüktür. Mesela yazıyorum ben. Türkçe ya da evli. Kökten türemiş. Kaç tane yapım eki almış? Bir tane. Ama bir kavram daha var. Gövdeden türemiş sözcük. Bak nereden türemiş? Gövdeden. Bu iki veya daha fazla yapım eki aldıysa en az iki ise gövdeden türemiştir. Mesela yazıyorum evlilik. Ev isim kök. Evli dediğim zaman isimden isim yapmak. Evlilik dediğim zaman isimden isim yapmak. Gördünüz mü? Son bu bir köktür. Tamam. Bu bir gövdedir. Tamam. Bu da bir gövdedir. Tamam. Bak yapım eki aldığı anda gövde diyebilirsin. Bak en son yapım eki gövdeye gelmiş. Gövdeden türemiş. Demek ki kökten türemiş. Bir yapım eki almış. Gövdeden türemiş. Arkadaşlar en az iki yapım eki almış diyebiliriz. Tamam. Peki ben isimden fiil yapabilir miyim? Aa yaparım. Bak burada da sözcüğün türünü değiştireceğim. Bak mesela yol bir isim. Az bir isim. Fış yansıma bir isim. E ben bir isim.
Şimdi ben bunları fiil yapacağım. Yollamak, azalmak, fışkırmak. Ben bunları neye çevirdim? Fiile çevirdim. Bak, benimsemek. Oo, o zaman ismi fiile çevirdiğime göre isimden fiil, yapım iki. Burası kök, en küçük parça. Ben bunu arkadaşlar yapımik getirdim. Yapımik getirdiğime göre bu ne oldu? Gövde. Peki basit midir, türemiş midir, birleşik midir? Yapımik aldıysa türemiştir. Evet, geldik bak. İnce, yaş, yön, ev, su, cıvıl. Bunlar bir isimdir. Evet, değil mi arkadaşlar? Mesela yansıma olarak da olur. Peki ben incelemek, yaşamak, yönetmek, evlenmek, somak derken ben bunları fiile çevirmemiş miyim? Evet, o zaman ben isimden fiil yapım eki aldırmışım. Bunlar da benim isim köküm. Peki yapım eki aldıklarına göre bunlar ne oldu? Gövde. Peki basit midir, türemiş midir, birleşik midir? Tabii ki türemiş sözcük olarak karşımıza çıkar. Peki ben fiili isme çevirebilir miyim? Tabii ki çeviririm arkadaşlar. Fiil isme çeviririm. Bak, iyi dinle. Fiil. Geçmek fiil. Doğru mu? Düşünmek fiil. Uçmak fiil. Bölmek fiil. Bakın, bilmek fiil. Ben bunlar fiil. Peki ben geçim dediğim zaman, düşünce dediğim zaman, uçak dediğim zaman ve bölge dediğim zaman, bilgiç dediğim zaman ben isim oluşturmamış mıyım? O zaman bunlar fiilden isim yapmakidir. O zaman bunlar kök müdür, gövde midir? Gövde. Basit midir, türemiş midir, birleşik midir? Tabii ki türemiş. Yapı eki almıştır. Bak, bitmek, bakmak, kesmek, geçmek, çalışmak. Bunlar birer tane fiil. Peki bitik, bakım, kesinti, geçit, çalışkan dediğim zaman ben buna neye çevirdim? İsme. Aa, ben fiilden isim yaptım. O zaman fiilden isim yapmak idir. Peki o zaman bunlar kök müdür, gövde midir? Gövde. Peki basit midir, türemiş midir, birleşik midir? Türemiştir. Yapım eki aldıysa gövdedir ve türemiştir. Bunu unutmayın. Vay! Çok önemli bir dikkat. Gençler, tüm fiilimsiler, isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil var ya. İşmemek, anası mezar dikecekmiş. İp, erek, ınca, madam, maksızın, remezken, maksızın. Bütün fiilimsiler gençler fiilden isim yapmış. Çünkü isim soylu bir sözcük yapıyorlar. O zaman bir sözcük fiilimse aldıysa kök durumunda mı, gövde durumunda mı? Gövde. Basit midir, türemiş midir, birleşik midir? Tabii ki türemiştir. Tamam mı? Bunlar da aklının bir köşesinde kalsın. Peki hocam, fiilimseler tamam böyle dediniz. Sadece bunları dediniz, geçtiniz. Birazcık böyle hatırlatır mısınız? İleride fiilimselerde göreceğiz ama birazcık böyle beyaz tahtada hemen fiilimselerle alakalı ön bilgiler verir misiniz? Tabii ki veririm arkadaşlar. Şimdi onları vereceğim. Ama ondan önce son yapım ekim, fiilden fiil yapım eki. Bir fiilden fiil yapacağım. Bak, anlamı değiştireceğim. Yazmak, kaçmak, görmek, duymak, değil mi? Uzamak. Bunlar fiil mi? Fiil. Peki ben yazdırmak, kaçışmak, görünmek, duyumsamak, uzatmak derken yine bir fiil olacak mı? Evet. O zaman bunlar fiilden fiil yapım ekidir. Peki anlam değiştiriyor mu? Evet. Yazmakta ben yazıyorum, yazdırmakta al parayı yaz gel diyorum. Bak, kaçmakta ben kaçıyorum, kaçışmakta hep beraber kaçıyoruz. Görmekte ben görüyorum, görünmekte biri beni görüyor. Değil mi? Duymak, duyumsamak. Duymakta net duyuyorum ama duyumsamakta biraz daha netlik olmuyor. Bak, duymak fiil, kopmak fiil, kazmak fiil, tepmek fiil. Peki ben duyulmak dediğim zaman yine fiil, koparmak yine bir fiil, kazımak bir fiil, tepelemek bir fiil. Peki duymaktan duyulmak anlam farkı mı? Duymak da ben duyuyorum, duyulmak da benim söylediğim başka birisi duyuyor. Kopmak da kopuyor, koparmak da ben koparıyorum böyle biraz daha pekiştirmeli bir şekilde direkt. Kazmak, ben kazıyorum, kazımak da biraz daha ince çalışıyorum. Tepmek, değil mi? Tepiyorum, tepelemekte arkadaşlar biraz daha. Yani burada mesela kovmak, kovalamak. Kovmakta git diyorum ama kovalamakta kendim de. Yani tepelemek dediğin zaman tepme işleminin daha fazla yapılması, ala ele. Gördüğünüz gibi o zaman bunlar da fiilden fiil nedir? Yapım eklerdir. Tamam mı? Peki yapım ekleri bunlar. Tamam. Sadece mantığını gör yeter demiştim zaten sorularda ve karikotlarda bunlar çok güzel bir şekilde pekişecek. Peki ben bir şey söyledim size. Ne dedim? Bütün fiilimsiler fiilden isim, yapım, eki oluyor dedim. Onu ben size zevkine söylemedim. Hemen ben size fiilimsileri hatırlatayım. Öğretmenim, fiilimsileri biz ayrı bir konu olarak görecek miyiz? Göreceğiz ama burada da birazcık bilmemiz gerekiyor. Tamam mı? Biraz bilmemiz gerekiyor. O zaman ben
seri bir şekilde şu fiilimsilerden size bahsedeyim. Fiilimsilerden birincisi, bak ne yazdım tahtaya, isim fiil. Diğer adı ad eylem. Bak isim fiil ya da diğer adı ad eylem. Şimdi gelin şu isim fiili şöyle bir hızlıca bir tekrar edeyim. Ya zaten 8. sınıftan beri, 9. sınıf, 10. sınıf, 11, 12. Üniversitede de Türk dili dersinde görmüş olabilirsiniz, tamam mı? Bak şimdi bunlar bir fiile gelecek, tamam mı? Bir fiile gelen işmemek. Bunları ne diye kodluyorsunuz? Mayışmak. Evet ileride göreceğiz sadece bunları görün diye. Ve ben fiilimi isme çeviriyorum. Aa, niye yapım eki olduğunu anladınız mı? Sözcüğün neyini değiştiriyorum arkadaşlar? Türünü değiştiriyorum. Bu yüzden direkt yapım eki. Bak al. Yazmak fiil. Yazmak fiil. Yazmak fiil. Tamam, çok detaylı anlatacağım. Rahat olun. Sadece hatırlatma amaçlı. Al. Bunlar fiil. Şimdi ben bunlara işme yemek ekini getiriyorum. Yazış. Evet. Yazma ve yazmak. Şimdi diyorum ki senin yazışını seveyim. Evet. Yazmayı severim. Bak yazmak eylemin adı. Yazmak güzeldir. O zaman ben bu fiilleri dikkat ettiyseniz hoppala cumbala bumbala neye çevirdim? İsme çevirdim. O zaman bunlar ne ekidir arkadaşlar? Söyleyin bana. Yapım ekidir. Tamam. O zaman bunlar yapım eki aldığına göre kök müdür, gövde midir? Gövdedir. Şu dikdörtgen için aldım artık. Kare mi? Dikdörtgen mi? Neyseniz. Peki basit midir, türemiş midir, birleşik midir? Tabii ki türemiş sözcüktür. Bak sadece mini bir şekilde görün istedim. Geldik iki. Sıfat fiil. Tamam. Sıfat fiilin diğer adı nedir? Ortaç. Aa, sıfat fiil neydi? Bak, yine benim elimde bir tane fiil var. Evet kuzum, benim elimdeki bu fiile ne gelecek? Bu sefer yıllardır kodladığınız bir şey var. Anası mezar dikecekmiş. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş gelecek. Ve benim fiilimin artık fiilliği kalmayacak. Arkadaşlar benim fiilim sıfat fiili olduğuna göre ben fiili ne yapacağım? Sıfat yapacağım. Bak cinsiyet değiştiriyoruz lan. Cinsiyet değiştiriyoruz. Fiilin cinsiyeti isim olduğu için isim fiil. Fiilin cinsiyeti neye dönüştü? Sıfat fiil. Tamam mı? Peki sıfatlar da isim soylu sözcük olarak geçer. E fiil olmadığına göre ben bunları da fiilden isim yapıp eki derim. Mesela beraber fiilleri yazalım. Gülmek. Bak al. Ha, hemen yazdım. Diyorum ki burada da hadi bakayım. Öpülmek. Buyurun. Yanmak. Buyurun. Gülmek. Buyurun. Görmek. Buyurun. Diyorum ki burada da gelmek. Buyurun. Burada da gelmek. Buyurun. Şimdi bunlar birer tane fiil midir değil midir? Cevap ver. Fiil. Şimdi getiriyorum önlerine isim. Gülen, öpülesi, yanmaz, güler, gördük, üm. Ek de gelir sonra. Gelecek ve gelmiş. Dur. Sıfat fiil değil. İleride sıfatları anlatacağım. Sıfatların önüne isim gelir. Bak önüne isim gelirse. Gülen adam. Öpülesi el. Yanmaz kağıt. Bak düzeltmiş artık hocam üstüne. Güler yüz. Gördüğüm adam. Gelecek yıl. Gelmiş kişi. Bak hop. Gördük mü? İsim. Evet şimdi geldik. İsimlere sorulan soruya cevap veriyor mu bakıyorum. Nasıl adam gülen adam, nasıl ev öpülesi el, nasıl kağıt yanmaz kağıt, nasıl yüz güler yüz. Ah. O zaman ben ismin önüne geldiğine göre sıfat. Bak cinsiyet değiştirdi mi? Fiili sıfatı çevirdi. Sıfatlar isim soyludur. O yüzden bunlar da direkt olarak yapım ekidir. Peki yapım eki aldığına göre kök müdür, gövde midir, yeşilli aldıklarım? Gövdedir. Basit midir, türemiş midir, birleşik midir? Türemiştir. Çok işimize yarayacak biliyor musunuz? Fiilimsiyi gördüğünüz zaman aklınıza ilk türemiş gelecek. Dikkat edin. Yalnız ileride de söyleyeceğim ama ön bilgi olsun diye söylüyorum arkadaşlar. İyi dinleyin. Mez, ar, ecekmiş. Sıfat fiil eklerini, sıfat fiil eklerini asla ve kat'a kip ekleriyle ne yapmayacaksın diyorum?
karıştırmayacaksın diyor. Çakalay biliyor musunuz? Mesela arı yapayım. Bak dikkat et. Paşam senin güler yüzünü severim. Bak. Hangisi yüklemde geniş zaman eki? Bu. O zaman bu geniş zaman eki. Gördünüz mü? Yüz isim. Nasıl yüz? Güler yüz. Aa bu sıfat fiil eki. Gördünüz mü? İsmin önüne gelmiş. Nasıl yüz? Güler yüz. O zaman arkadaşlar bu sıfat fiilse fiilimsiler yapımı gider, kipekleri çekimi gider. Bak gördünüz mü? Direkt olarak. Hadi aca yapalım mı? Diyorum burada. Dövülecek adamı yarın getirecek. Hangisi yüklemde? İkincisi o zaman o gelecek zaman eki. Adam isim. Nasıl adam? Dövülecek adam. Bak isme sorulan soruya cevap verdi. Sıfat fiil. Gördünüz mü? Bak bunları kipeklerle karıştırma. Mesela mış. Yazıyorum arkadaşlar hemen. Çekilmiş etleri, tamam mı? Dolaba dizmiş. Hangisi yüklemde? Tabii ki ikincisi. O duyulan geçmiş zaman ki peki bu videonun başında anlattığım gibi. Nasıl et? Çekilmiş et. Bu sıfat değil. Bak, bu kadar rahat edebilirsin. Tamam mı? Yanmaz kağıdı. Yanmaz kağıdı. O getirmez. Mantık aramalı. Aklıma geleni yazdım. Bak. Kağıt isim. Nasıl kağıt? Yanmaz kağıt. İsmin önüne geldiği için sıfat fiildir. Bu yüklemde olduğu için geniş zamanın olumsuzdur. Bak gördünüz mü? Bunda karıştırmayı dedim. O zaman arkadaşlar hangileri gövdedir, hangileri türemiştir dediğim zaman bitti. Şunlar sıfat fiil aldıkları için direkt gövde durumundadır ve türemiştir. Bak bu kadar basit. Bir tane de benim neyim var? Zarf fiilim var. Dedik ya bunlar ileride görülecek ama şu an sadece ön bilgi. Zarf fiil diğer adı nedir bunun? Bağ fiil. Peki başka bir adı da nedir bunun? Ulaç. Evet bunları ne yapacağım ben? Bir fiile şunları getireceğim. İp, ince, arak erek, dıkça dikçe, dığında dığından, maksızın, değil mi? Aa, remez, ken, alı, asiya, casına cesine. Ezberlemene gerek yok, rahat ol. Tamam mı? Ben fiile bunları getireceğim. Ben fiile bunları getirdikten sonra hop! Benim fiilim neye dönüşecek arkadaşlar? Zarfa. Tamam ben bunları zarf fiil diyeceğim. Sonuçta fiili zarfa çevirdi mi? Çevirdi. Evet bunlar da bir fiilden isim yapıyor, eki olarak görülür. Mesela bak al. Görmek. Koşmak. Görmek. Koşmak. Görmek. Görmek. İkileme şeklinde koşmak. Koşmak. Bak al. İkileme şeklinde görmek, görmek gibi. Bak, gençler benim siyala yazdıklarım birer tane fiil mi? Fiil. Şimdi iyi bak. Görüp, koşarak, görünce, koştukça sertleşti. Gördüğünde, görmeksizin, koşa, koşa, görür, görmez. Bu fiile bu ekler geldikten sonra benim fiilim gitti neye dönüştü? Zarfa dönüştü. Zarf nedir biliyor musunuz? İleride anlatacağım. Fiillere sorulan nasıl, ne zaman, ne kadar sorularına cevap verir. Mesela seni görüp geldi. Koşarak geldi. Seni görünce geldi. Koştukça ağladı. Seni gördüğünde üzüldü. Görmeksizin yaşadı. Koşa koşa geldi. Görür görmez öldü. Bak. Gerçekten zarf mı? Beraber bakıyorum. Nasıl geldi seni görüp? Nasıl geldi? Koşarak. Ne zaman geldi? Seni görünce. Bak. Koştukça. Ne zaman üzüldü? Gördüğünde. Nasıl yaşadı? Görmeksizin. Nasıl geldi? Koşa koşa. Bak fiile sordum sorulara cevap veriyor. Tamam mı? Ne zaman öldü? Seni görür görmez öldü. Hop. Fiiller neye çevirdim ben? Zarfa.
İleride dedim ya detaylı bir şekilde göreceğiz. O zaman fiili zarfa çevirdi. O zaman bunları yapabilir. Kök müdür, gövde midir? Tabii ki arkadaşlar bunlar gövde şeklinde oluyor. Demek ki bunları aldığında direkt aklınıza ne gelecek? Fiilimsi dediği zaman birisi aklınıza hiç düşünmeden acımayacaksınız. Fiilimsi gördüyseniz nedir? Yapım iki. Peki biz sizinle fiilimsileri zaten ayrı bir şekilde görecek miyiz? Zaten fiilimsileri ayrı bir şekilde göreceğiz. Sabır. Tamam. Ama ben en azından mini bir ön bilgi olmuş oldu. Yani fiilimsiler zaten tamamen bir video sürecek ama bir ön bilginiz de olsun istedim. Evet. Şimdi burada ne bitti? Arkadaşlar şu ana kadar sözcükle yapıda ne bitti? Geldik. Kök bitti. İsim çekim eki bitti. Fiil çekim eki bitti. Ve ne bitti arkadaşlar? Hop. Yapım ekleri bitti. Tamam. Yapım ekleri anlamı değiştiriyordu. Çekim ekleri değiştirmiyordu. Şimdi size ödev. Gençler taktiklerde paragrafta tip 6 ile 7. Bir gün tip 6, bir gün tip 7. Tamam. Bir gün tip 6'yı çözüyorsunuz. Oradan hemen tip 6'dan nasıl çözeceğini öğreniyorsunuz. Akabinde hemen tip 6'da nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle alakalı benden alacağını alıp testi kendin çözüyorsun. Çözemediğini kare koddan taratıp çözümünü dinliyorsun. Bir günde tip 7. Niye hocam burada iki tane verdiniz? Çünkü bunlar basit olduğu için, altı kısa olduğu için hani burada artık yavaş yavaş tempo arttırmayı denedim. Tip 7'de 7. paragraf tipinin hemen nasıl çözeceğini öğreniyorsun. Tip bölümünü ardından testi çözüyorsun, çözemediğini kare kodda. Peki öğretmenim, ben muhteşem soru bankamız ve taktikleri dil bilgisayar ödev verdiniz mi? Hayır, o bir dursun. Neden? O bir sonraki videoyu izledikten sonra. Diğer videoyu izledikten sonra artık soru çözer hale geleceksin. Onu da ondan sonra ne yapacaksın arkadaşlar? Çözeceksin. Anlaşıldı mı? Bunlara dikkat edersek herhangi bir sıkıntı yaşamayız Allah'ın izniyle. Aynen bu şekilde düşünüyorum. Bir deyim bir hikaye. Hırsızı rahmet. Gençler kötülükte sonra gelenin öncekini aratmaz. Bazen öyle derler ya arkadaşlar. Gelen gideni aratır derler. İşte böyle bir durum. Gençler. Adamın biri hırsızlık yapıyor. Ve çocukları var. Evini böyle geçindiriyor. Yalnız ölme zamanı geliyor. Hastalanıyor. Allah'a dua ediyor. Allah'ım diyor. O kadar insanın ahını aldım. Bana rahmet et. Arkamdan da beni hayırlanacak kimse yok. Allah'ım diyor. Bana rahmet et diyor. Beni bağışla diyor. Arkamdan kimse hayırlı anmayacak diyor. Arkamdan hayırlı andır lütfen diyor. Allah'a dua ediyor. O anda oğlu onun duasını görüyor. Diyor ki baba sen merak etme ben senin hakkını rahmetli andırırım diyor. Ve şimdi diyorsunuz diyeceksiniz ki nasıl rahmetli andırdı hocam diyor. Arkadaşlar baba hırsız hırsızlık yaptığı dönemde iyi bir hırsız. Mesela eve gidiyor tamam sadece ihtiyacı kadarını alıyormuş. Hırsızın neyse ihtiyacı kadarını alıyormuş. Daha fazlasını almıyormuş. Mesela bir eve gitti ev fukaraysa evde ondan bir tane varsa almıyor. Ya da bir eve gitti hırsız. Bir para gördü arkadaşlar evde. Altın gördü. Bir bölümünü alıyor. Hepsini almıyormuş. Yalnız ondan sonra oğul hırsız. Ana baba öldükten sonra bir hırsızlık yapmaya başladı. Affedersin anasını anlatıyor. Evde iğneden ipliğe, tastan tarağa ne varsa alıyor. Lan banyodaki tas çalınır mı lan? Banyodaki tasa çalıyor. Ondan sonra herkes baba hırsız. Lan bu neymiş diyor. Lan bunun babası iyiydi diyor. Affedersin babası ne kadar iyi adammış diyor. Lan biz kıymetini bilememişiz niye öldü diyor. Lan evde hiçbir şey bırakmadı diyor. Lan kuru ekmekleri alıyor diyor. Banyodaki tası çalıyor nasıl satayım diyor. Nasıl bir şeymiş diyor. Ve burada herkes baba hırsızı artık rahmetle anar hale geliyor. Bu yüzden hırsa rahmet kötülükte sonra gelen öncekini aratması anlamında kullanılır. Belki sınavda çıkar mı? Çıkar. Anlaştık mı? O zaman arkadaşlar sadece paragraf ödevinizi yapıyorsunuz. Diğer için birazcık beklemede kalın. Tamam mı? Diğer için biraz beklemede kalın. Ve beni özleyin. Bir sonraki video çok önemli bir video. Artık sözcükle yapıda basit, türemiş, birleşik. Her şeyin mantığını artık iyice oturtacağız. Her şey artık iyice kafamıza girecek. 10 numara 5 yıldız biçimde işin içinden çıkacağız. Anlaştık mı? Sizleri seviyorum. Aldatmayın beni başka Türkçe izleyiciler. Görüşmek üzere.